Tabii ki biraz hafif de olsa var ya da sancımız yaradır sonuçta. Evet. Yapar asıl alırız. Yani. Yani belli bir gün var mı? Yok. İyiyim. Tabii canım, o benim en böyle canımdan çok sevdiğim abim. Ben canına yani hiç şey yapmadan verdi bana bebeğini yani. Allah razı olsun. Sen sevmesin mi acaba? Rabbim onun tuttuğuna altın öyle inşallah. Hiç o kadar bizi göstermiyor. Yapalım. Yıl önce başladı hastalığım. Ondan sonra protein kaçaklığı tabii sürdü. Birkaç ay sonra da yani bir yıl sonra da böbrek yetmezliğine döndürdü. Ondan sonra işte tedavi uyguladılar sürekli ama tedavi cevap vermedi. Ondan sonra bana işte nakil dediler olacaksın. %20'lere falan düştü. Ankara'ya gittim, Malatya'ya gittim. Hiçbir yerde bir cevap alamadım. İşte nakil içinde nakil olacaksın. Ben de nakil olmaya geldim bu hastaneye. Şu anda yani nakil oldum. Da abimden aldım, Allah razı olsun. Allah hayırlı bir şifa versin ona da. Eşine de Allah hayırlı bir şifa versin. Eşi de hasta. Rabbim ona hiç darlık yüzü göstermesin. Yani şu an memnunum yani. Şu an abim böbreğini taşıyorum yani. Yani ona yani diyecek hiçbir şeyim yok yani artık da söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi kardeşinin rahatsızlığı 3 yıldır başlamıştı. Her zaman hastaneye gelip gidiyordu. Gelip gittiği zaman ben böbrek hastalarının ne durumda olduğunu biliyordum. Diyaloza giriyorlardı. Orada yani acı çekiyorlardı. Bir tane amcam da vardı. O da 18 yıl diyaloza girdi. Biraz duygulandım. 18 yıl diyaloza girdi. Onu her zaman gözümde canlandırdım. O yüzden kardeşime destek çıktım. Dedim kardeşim ben senin arkandayım. Gidebildiğin kadar git, tedavini ol. Tedavinin cevap vermediği süre son noktaya gelince ben hazırım. Sana böbreğimi bağışlıyorum dedim. Tabii kardeşim kendisi de ifade etti. Belki ben şaka olarak kendisine psikolojik destek olarak şey yaptım ama ben samimi olarak söyledim. Kendisi tedavi oldu, şu oldu. Sonuç olmayınca kendisine bir daha söyledim. Baktım üzülüyor dedim bak abin arkanda. Kendini hiç umutsuza kaptırma dedim. Neyse sonuç geldi en son böbrekleri iflas durumuna geldi. Nakil durumuna geldi. Bana söyledi dedi abim hocalar söylüyor işte akrabalarında sana böbrek verme isteyen varsa onlara şey yapalım. Ben hemen seve seve geldim. Tahlillerimizi yaptık. Allah'a çok şükür şu anda ameliyatımızı olduk. Ben de memnunum. Kardeşim de memnun. İyi ki bir kardeşim var. Onu ben böbreğimle yaşatıyorum. Çok mutluyum.